Merhabalar, ben Selam Baranoğlu. Bugün size birazcık Bazı Yaralar Yararlıdır kitabımdan bahsedeceğim. Bu kitap aslında çok çok öncesinde kafamda tasarladığım ve aslında ortaya çıkmak için kendi zamanını beklediğine inandığım bir kitaptı ve kitabın giriş bölümünde birazcık bundan da bahsettim aslında. Kitabın ana teması geçmiş üzerine. Yani geçmişte aldığımız yaralar üzerine, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, hepsinin üzerimizde bir izi var ve bu izlerle alakalı bir kitap. Deneme türünde çıktı. İçinde daha önceki farklı edebiyat dergilerinde yayınlanmış öykülerim var ve o öykülerin ardından da denemeler var. Biraz kişisel gelişim tadında deneme ve öykü kitabı oldu. Tema olarak bu. Geçmişimizle barışmamıza vesile olacağını düşündüğüm, kendinizi sorgulamanıza ve kendinizle ilgili yeni kapılar açacağınızı düşündüğüm bir kitap oldu aslında. Geçmişin izlerini silmek bence mümkün değil ve bence bunun için de çabalamamalıyız. Asıl önemli olan geçmişte aldığımız izleri silmeye çalışmak veya kapatmaya çalışmak değil ki, o izlerle hemdem olabilmek. Yani o izleri kabullenmek, onların bizde bıraktığı, bizim üzerimizde bıraktığı etkilerini kabullenip yolumuza devam edebilmek, barışabilmek yani. O yüzden ben geçmişin izlerini silmek demiyorum buna. Daha çok geçmişte aldığımız tüm yaralarla, tüm izlerle barışabilmek diyorum. Huzurlu bir hayat mümkün. Nasıl mümkün? Aslında bunun pek çok yolu var. Bence ilk olarak kendimizi tanımamız gerekiyor. Yani kendimizi kabullenmemiz gerekiyor. Ben olduğum halimle kendimi kabul edebildiğimde, o zaman dışarıdan hiçbir etken benim huzurumu bozamıyor. Benim kendime güvenimi yerle bir edemiyor. Çünkü ben kendi değerimi başkalarının gözünden yüklemiyorum. Ve ben bu konuda kendimden emin oluyorum. Bu kolay bir şey mi? Bence değil. İnsanın kendini tanıması, kendiyle ilgili yola çıkması her zaman meşakkatli olmuştur. Ama benim birazcık da aslında anlatmak istediğim bu çabaya, bu zorlu yolculuğa hazır olmak için gönüllü olmak. Çünkü bunun sonucunda huzur var. Hiç kimsenin bozamayacağı, sizin içinizden gelen, kaynağı sizden olan bir huzur var. Dolayısıyla huzurlu bir yaşam için bence önce kişinin kendini tanıması gerekiyor. Ve kendini tanımak dediğimizde de hatalarla, geçmişte yaptığımız yanlış hatalar olabilir, geçmişte aldığımız yanlış kararlar olabilir. Muhakkak ki olmuştur. Yaşam serüveninde bunlar başımıza geliyor. Ama onları kabullenmek ve oradan bir şeyler öğrenmek. Yani evet, bu başıma geldi. Ben gerçekten böyle bir acı yaşadım. Böyle bir zorluktan geçtim. Evet, ama mağdur değilim. Ben bunun içinden nasıl çıkarım? Bu bana ne öğretti deyip yolumuza baktığımızda kendimizi kabullenişimiz başlıyor. Ve o da bence iç huzurun en büyük adımı. Az önce de dediğim gibi. Bu düşünülmesi gereken bir soru. Öyle hop diye değil ama bence bir sürü yara aldığımı düşünüyorum. Yani şu yaşıma kadar pek çok alanda. Bunların arasından açıkçası şimdiye kadar hani hangisi en çok bana yaradı diye bir seçime girmedim. Bence hepsi bana bir şeyler kattı. Ben buna inanıyorum. Düşünüyorum şu anda ama pek çok şey, yani yaşadığım pek çok başarısızlık var. Öncelikle hayatta, kişisel hayatımda. Ve o başarısızlıkları yaşadığım ve sonrasında da pes etmediğim için bugün istediğim noktada olduğumu düşünüyorum mesela. Eğer o başarısızlıkları böyle bir yara olarak görseydim ya da ışık sızdırmayan bir yara, kitapta bundan bahsettim çok, yani kapalı bir yara, beni hiçbir yere götürmeyen bir yara olarak görseydim, denemezdim ve bütün güvenimi kaybedip hani yapamıyorum deyip bir köşeye çekilebilirdim. Ben ama aldığım başarısızlıkları hep doğru okumayı bildim bence. O yüzden o yaralardan hep tekrar doğabildiğimi düşünüyorum. Pes etmedim. Evet, bir şey denedim. Olmadıysa bir şeyleri değiştirdim ve yeniden denedim. Yine mi olmadı? Bir daha değiştirdim. Yine denedim ama bir yerde oldu. İşte bunlar yararlı yaralar diye düşünüyorum. Zaten bu süreçte benim gelişimime katkı sundu aslında. Bence günümüzde insanlar
bırakın birbirlerine karşı sabırlı olmayı, kendilerine karşı bile bir tahammülleri yok ki insanların. Çünkü her şeyin çok hızlı olmasını, hemen olmasını, şıp diye olmasını istiyoruz. Emek vermek istemiyoruz. Karşımızdakine dil dökmek çok uzun iş geliyor bize. O bizi anlasın istiyoruz. Lep demeden leblebi anlasın. Ama böyle olduğu için iletişim kuramıyoruz. Çünkü iletişimin temeli bana kalırsa sabıra dayalı. Sabrettiğim ölçüde ben karşımdakini anlamaya gönüllü olurum. Ama bizde o sabır yok. Hep koşturuyoruz. Biraz bunun içinde şey de var. Artık günümüzde hepimiz insanlar olarak biraz bencilleştik bence. Beni anlasın diyoruz. Ben onu anlayayım değil. Beni anlasın. Ama herkes beni anlasın dediği için kimse kimseyi anlayamıyor bence hayatta. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütün güzel şeyler sabırdan sonra gelir çünkü. Aşkı nasıl tanımlarım? Aşk olmazsa olmaz. Öncelikle ikinci sorudan başlayayım tanımlamadan önce. Aşk olmazsa olmaz. Bence aşk en azından benim için olmaz. Fakat aşk karşımızdakine duyduğumuz, ondan bağımsız olarak ona duyduğumuz çok yoğun bir duygu. Bu duygu çoğu insan aşkın hep iki kişilik olduğunu düşünür. Ben kitapta da yazdım. Buna katılmıyorum. Bana kalırsa aşk tek kişiliktir. Yani karşınızdaki insanın size ne hissedip ne hissetmediğiyle ilgileniyorsanız ve duygularınız ona göre şekilleniyorsa bunun adı aşk değildir. Aşk karşınızdaki ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, ona olan o duygunuzun, yoğunluğunun durma halidir bence. Ve bence insanı da çok kendine getiren bir duygu. Çünkü orada kendini sorguluyorsun. Ben bunda neyi sevdim ya da ben bunda ne buldum diyorsun. Bunu sorduğunda aşk biraz da aynadır sana. Yani kendini görmene vesiledir aslında. Dünyada üzerine pek çok şey yazılmış, pek çok kitap yazılmış. Tek bir doğru tanımının olduğunu düşünmüyorum ama bana kalırsa pek çok tanımdan ziyade benim burada altını çizdiğim aşk tek kişiliktir. Yani bununla da ilgili bir öykü vardı kitapta. Oradan çıktım aslında bu tanımlamaya. Aşksız olur mu? Aşksız da olmaz yani. O yüzden hep diyoruz ya aşk olsun, aşk olsun. Yani aşk olsun hep. Bence ilk olarak önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Yani bu hayatta benim için ne önemli? Ben bu hayatta ne yapmaktan keyif alıyorum? Ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum mesela. Bunlar o kadar önemli ki. Bazen kendimizi kandırıyoruz farkına bile varmadan. Çünkü kolayımıza geliyor. Ben bu işe girdim mesela, bu işi seviyorum ama aslında sevmiyor olabilirsin çünkü sürekli şikayet ediyorsun. Bunun farkına varması gerekiyor. O yüzden ben öncelikleri belirlemek diyorum. Yani kendimizi tanımak diğer bir ifadeyle. Benim için önemli olan ne? Benim için öncelikli olan ne? Bunu bilmemiz lazım. Sadeleşmemiz lazım. Yani hayatımızı fazlalıklardan arındırmamız lazım. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fazlalık sadece eşya olarak düşünülmemeli. Eşyadan arınmak belki de en kolayı. Çünkü fiziksel ve somut bir şey. Onu gönderirsiniz ki bunda bile çok zorlananlar var. Eşyaya ve metaya çok bağlı olanlar var. Her türlü sadeleşmekten bahsediyorum. Ben biraz zihinsel olarak da sadeleşmekten bahsediyorum. Kendimizle kaldığımızda kafamıza takmamamız gereken şeyleri taktığımızı fark ediyoruz çoğu zaman. O yüzden kendimizle kalmak çok önemli. Görev ve sorumluluklarda da sadeleşmek önemli. Hayır demek çok önemli. İstemediğimiz zaman hayır diyebilmemiz gerekiyor. Hayır demekten korkmamamız gerekiyor. Ve bunun dışında bir de neşemizi kaybetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü neşe çok önemli. Sakin bir hayatla zıt gibi gözükebilir. Sakin, dingin, neşeyle alaka denebilir ama insanın içinde neşe dediğim benim o yaşama sevinci. Yani sabah uyandığımızda yaşasın, yeni bir gün başladı ve ben bugünü yaşayacağım diyebilmek o kadar kıymetli ki bunun farkına varmak. Bu zaten kendi döngüsüne girdiği zaman, hep bu döngüde uyandığımız zaman daha sakin, daha dingin, kendiyle daha mutlu bir hayat yaşamaya başlıyor insanlar. Neşe, huzur ve aşk. Düşünüyorum, bence neşe önce. Yani hayat sevinci çok önemli. Neşem olmadıktan sonra ben aşkı ne yapayım, neyleyim yani öyle düşünüyorum şu anda. Önce neşe, sonra aşk. Sonra huzur. Yani huzurumdan feragat edebilirim. Ama yeter ki neşem olsun, aşk olsun, huzur olmasa da olur diyorum ama üçüncü sıraya koydum. Yani
olmasın demiyorum ama sıralamam bu şekilde. Neşe, aşk, huzur diyorum. Bu kitabı kimler okumalı? Bana kalırsa evet, herkes okumalı. Ama özellikle geçmişinde birilerini bir türlü affedemeyenler, geçmişinde yaşadığı bir olayın etkisinden bir türlü çıkamayanlar, hep kendi kendine ya bu oldu, o da bana bunu yaptı, bu da bana şunu yaptı diyenler, yani hep böyle bir üzerinde mağdur gömleği giyenler, onlar mutlaka okumalı bu kitabı. Çünkü aslında burada şeyi görüyorsunuz, mağduriyet gömleği diye giydiğimiz o gömlek bizim mutsuzluğumuzun kaynağı. Mağdur zihniyetinden çıkmamız gerekiyor bizim. Yani evet, ne yaşadıysak yaşadık. Evet, yaşayacağız da. Hayat böyle bir şey. Hayat kolay değil ama bunu sürekli dillendirmek, sürekli olumsuzu işte böyle yaşadım, böyle yaşadım demek yerine birazcık da buradan ne öğrendim diye bakmak gerekiyor. O yüzden ben bunu hem kadınlara, hem erkeklere, hem gençlere tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla bu kitabı. Nasıl ki her insanın belli bir kan grubu var, ihtiyacı olduğunda sadece belli gruplardan kan alabiliyor ve gerektiğinde de o gruplara kan verebiliyorsa, aynı şekilde insanların birbirinden farklı belli sevgi kodları da var. Bir hekim olarak bundan emin oldum artık. İnsanlar ancak kendi kodlarıyla uyumlu sevgileri kaldırabiliyor. Yani tıpkı kan uyuşması gibi sevgi uyuşması diye bir şey de var bence. Tıp bilimi için henüz açığa çıkmamış bir konu olsa da var böyle bir şey. Senin sevginle uyumsuz bir sevgi girdi mi yüreğine, bir sürü yan etki yaşayabilirsin. Misal el titremesi, kalp çarpıntısı, üşüme, sebepsiz ağlama, göğüs ağrısı, mide bulantısı. Lakin bazı insanlar bu yan etkilerle yaşamayı başarabiliyorlar. Bunlar yine nispeten hafif yan etkiler. Asıl en ciddi ve tehlikeli yan etki halüsinasyon görmek. Uzun süreli sevgi uyuşmazlığına maruz kalanların hayatına giren kaçınılmaz etki. Sanrılar. Bir kere başladı mı bu sanrılar, işin sonu kötü. Belli bir süre sonra iki taraftan biri aniden kalp zehirlenmesi yaşayıp kendine ve karşı tarafa olan sevgisini sonsuza kadar kaybedebilir. Risk çok büyük. Bu sanrılara tıbbi aşk terminolojisinde TKKB, yani travmatik kendini kandırma bozukluğu deniliyor. Bu ismi hekimlikte kazandığım engin tecrübelerle ve yaşadığım derin acıların farkındalığıyla buldum. Ya da uydurdum diyelim.